Merhaba. Gebelik haftasının hesaplanması veya hangi yaştadır bebek diye soru sorduğumuzda önce bir şeyi ayırt etmek gerekiyor. Genelde anne ve baba adayları aylık olarak hesap etmeyi biliyorlar. Oysa şunu bilmek lazım, 4 hafta şeklinde hesap edilen gebelikte 4 hafta bir ay değil. 2-3 gün daha buna katmak lazım. Sonuçta biz hesabı hafta hafta olarak yapıyoruz. Bunun için de yine bir takım bilgilere ihtiyacımız var. Neye? Son adet tarihinin ilk günü gerekiyor. Ya da o bilinmiyorsa ona göre hesaplamalar yapılıyor. Eğer son adet tarihinin ilk gününü biliyor iseniz o günkü güne göre üzerine 7'şer gün koyarak 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta gibi hesaplamalar yapabiliyorsunuz. Diğer yandan son adet tarihini bilmeyebilir anne adayı. O durumda da vajinal ultrasonla bebeğin tepe makat uzunluğu ölçülerek artı eksi 1-2 gün payla kaç haftalık gebelik olduğu belirtilebilir. Yine bir başka şey, tüp bebek yapılmış olgularda yumurta büyütme süreci değişebiliyor. O durumda da embriyo transferinden eksi 14 gün koyarak son adet tarihi belirlenip gebelik haftası hesaplanabiliyor. Diğer yandan peki bu bebek ne zaman doğar diye değerlendirdiğimizde Naigeli diye bir beyefendinin bulduğu formülü kullanıyoruz. Bunun için de son adet tarihini diyelim ki 4 Nisan, buna 7 gün ekliyoruz. Yani 11 Nisan oluyor. Ondan da 3 ay geriye gidiyoruz. Ocak oluyor. Dolayısıyla muhtemel doğum tarihi 11 Ocak gibi söylüyoruz. Ama maalesef şunu bilmemiz lazım ki bebeklerin sadece %4'ü bu sıralarda doğuyor. Sonuçta bebekler 38 hafta ile 41 hafta arasında doğuyorsa normal zamanında doğuyor diye değerlendiriyoruz.